Evet, toplumun gündemi ekonomi. Çarşı pazar, konfeksiyonda, mağazalarda fiyatlar nelerdir? Çay ne kadar oldu? Ekmek ne kadar oldu? Onu takip ediyor. Biz de sokağa çıktık. Sizce enflasyon oranı nedir? Ekonominin durumu nedir diye sorduk. İşte farklı farklı herkes kendi penceresinden, kendi bakış açısına göre yorumladı. Halk 54 farkıyla işte ekranlarda o röportajlar. Pek de memnun olduğumuz söylenemez yani. Neden? Yani hayat pahalı, enflasyon fırlamış. Yani yani hiçbir şey eskisi gibi değil yani. Peki önceden nasıldı, ne oldu abi? Önceden biraz daha düzgündü abi. Şimdi sada bozuldu her şey. Ne oluyor çarşı pazara gidince? Pahalı abi yani. Alışveriş yapamıyoruz yani. Başımız dönüyor. Evet. Siz ne diyorsunuz abi? Ben yarım yapıyorum. Sadece hayat pahalı. Sadece Türkiye'de değil ki. Nerede abi? Ben Avrupa'da yaşıyorum. Nasıl Avrupa'da? Avrupa buradan berbat. Neresi abi Avrupa dediğin? Ben Viyana'da yaşıyorum. Hı-hı. Siz gelin de hayatı bir de orada anlat görün. Anlat işte sen, biz oraya gelemiyoruz ya. Evet. Nerede yaşıyorsun? Şu anda nerede yaşıyorsun? Şu an Türkiye'de yaşıyorum. Gel be. Ben niye Avrupa böyle konuşuyorsun abi? Gel. İnsanların, bakın, kandırmayın. Ya bak. Avrupa'da adam hayatı boyunca, evet, enflasyonu şimdi görüyor. Evet. Tamam mı? O gördüğü de %5, bilemedin %8. Sende %200 enflasyon var ya. Ben 1973 yılında Avrupa'ya gittiğim zaman, evet, Avrupa'da köyde fabrikada çalıştım. Adapazarı'nda kaç tane fabrika vardı? Bırak, bana söyleyin. Onları bırak. Kaç enflasyon var orada? Altyapıyı adamlar 100 yıl önce atmış. Enflasyon kaç Avusturya'da? He? Enflasyon kaç Avusturya'da? Ya bu Avusturya buradan daha kötü diyorum. 1 litre yağ alıyorsun 6 euro. Yalan söylüyorsun. Ya bir 1 litre. Ne yalan söylüyorsun? Kaç enflasyon orada? Ya 1 litre ya 1 litre yağ alıyorsun. Bak 2 litre alamıyorsun. Bu kadar vatan haini varken senin şey yaparken anladın. Evet, oldu. Bunlar da doğru söylüyor bak. Ya tamam, doğru söylüyorsun da bak abi. Neyini gerçeği göreceğim? Millet yanıyor burada. Görürsen herkes birbirine girmiş. Yiyemiyor, içemiyor, gidemiyor, bak, gezemiyor. Senin hiçbir dünyadan başka derdin olmasa öyle olur. Ben az önce bir defa benzin aldım 40 litre. 120 lira. Orada 150 liraya dolduruyorum hadi. Sen kaç para maaş alıyorsun Avusturya'da? Sen benim aldığım maaşa. O aldığın maaştan kaç litre benzin kardeşim, alıyorsun? Ben, bir de buradaki asgari ücretle kaç litre alıyorsun, hesapla bakayım. Ben orada 1500 lira maaş alıyorum. Kaç litre? Bir dakika 800 lira maaş ev kirası veriyorum. Bir, 170 euro veriyorum. Burada. Tamam da kim geldi? Ev kirası kendi düzeltecek kim? Onu söylesene. Kim düzeltecek? Onu söyle daha. Kendine göre bir derdi var. Tamam söylüyor da tamam. İçsinler, beş para etmezler. Onu biliyorum. Yok. Ben hükümeti diyorum. Senin şu an suçladığın insanlar olsun, gitsinler. Kim gelip düzeltecek? Göstersene bir tane. Böyle devam edelim. Ya saygısı o işte. Herkesin canı yanıyor. Daha ne yani? Şimdi bir dakika. Gelip hangisi düzeltecek? Cumhuriyet Halk Partisi mi düzeltecek? Bakın, İYİ Parti mi düzeltecek? Hiçbir tanesi. Ya, o da aynı. Ondan beter. Düzeltemeyen gider yani. Düzeltemeyen gider yani. Sistemin hepsi tekrardan düzelmesi lazım. Tamam, ekonomiyi ben bilmem. Sistemin her yerinde ekonomik kriz var. Bu sadece Türkiye'de değil. Senin olduğun yerde enflasyon kaç orada? Türkiye enflasyonu. Şu an bilmiyorum. Her gün enflasyon var. Millet yürüyüş yapıyor. Enflasyon ne kadar abi? Savaşta Ukrayna'nın %14, Rusya'nın %12 enflasyonu. Senin enflasyonun kaç? TÜİK'in %70 açıkladığı resmi. Ya bırak abi ya, yalan söyle. Ben yaşadım Avrupa'da ya. Bu sistem, bu düzen bu şekilde devam ederse olacağı o yani. Hangisi gelirse gelsin sistemin baştan düzelmesi lazım. Düzelsin. Bu düzeltme. Onu da düzeltecek. Sen ben. Başkaları düzeltecek. Hayatıranlar mı düzeltecek? Abi yok, onlar değil. Sen ben düzelteceğiz. Önce kendimizi düzelteceğiz. Sistemde kendi. Bazı yanlışlarını da dile getirmek lazım ya. Ya abi tamam da hangisi gelip de yapmayacak? O da yapacak. Ya deneyeceksin kardeşim. Ben deneyeceğim. Abi yapmazlarsa yıllardan gider, beri deneniz zaten ya, bu insanlar. Nasıl düzelir bu? Ya yapmazlarsa gider. Hangisi düzelmedi? Cumhuriyet Halk Partisi bak. Bir dakika müsaade et. Bir şey söyleyeyim. Senin içini acıtmıyor mu iş bak? Ya acıtıyor. Bak bana acıttığından ben buradayım. Bak gidiyordum, elimde çanta var. Bir dakika bir söyleyeyim bir şey. Acıktığından geldim ben buraya. Trakya'da, Edirne'de, Tekirdağ'da yağmalıyorlar ya.
Ucuz diye yağmalanıyor, yağmalanıyor. Başka derdi yok. Daha dün en zam yaptı ya. Benim. İnsanlar şey yüreğim acımasın kimin acısı? Paketi 40 lira olacak en azından. Ya tamam ya. Olacak da bak diyorum ki yani ben de bak anlıyorum. Bak, bunun suçu var. Bunun suçu var mı? Var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ha şimdi CHP gelecek. O yapmayacak. Ya bundan düzgünü mü yapar abi? Gelsin, ya hangisi hangisi gelirse gelsin. Ama şu anki siyasilerin ya siyasilerin hangisini şey yaparsan say yap. Abi hangisi de denen mi? Bu parti bizim ülkenin partisi değil mi yani? Başka partimiz de yani şimdi. Abi tamam da parti meselesi. Yani pahalılığa baksana abi yazık ki ne. Ya tabii hayat pahalılığını konuşuyoruz abi. Bu nasıl düzelir? Ne olur? Ben gençleri düşünüyorum yani. 4250 lira para mı yani şu? Ya ne sandık? Sandık benim ne işime yarar? Oy kullanacaksın işte. Oy ya ne işime yarar? Hangisine vereceğim? Onu söyle de. Onu vereyim onu ya. Onu ben niye söyleyeceğim senin aklın yok mu? Ya işte diyorum hiçbirine vermeyeceğim. Alacaksın. Hepsini o keseceksin. Senin, o senin kararın. Ha benim kararım. Ha yalandan. %5 enflasyonu görmemişler. Şimdi garip geliyor onlara. Sende %200 enflasyon var ya. Sen hangi ülkede yaşadın? İngiltere'de yaşadım. Nasıl orada durumlar? Böyle yüksek enflasyon. Abi ben 16 senede bir malın 5 kuruş arttığını görmedim orada. Enflasyon 1, 2 o arada. Şu an hissettikleri var ya. Sen dediğin eskilendi. Şimdi %7 lira, %8 lira en azı Avrupa'nın hepsinde. Enflasyon. Sen şimdi o zamanlar ben de gittim 74'te. %74'te gittim. %1 bile enflasyon olmuyordu. Ama şimdi %7, %8, %10. Bizde kaç abi? Bizde kaç? Bize olabilir. Biz zaten eskiden %500 zam yedik ya. Ne anladınız? %700 zam yedik. Ecevit zamanında. Kaç o günleri önce yaşadık biz. Kaç sene önce? Kaç sene önce? Kaç sene önce fark etmez. 100 sene bak. 100 sene onlar yaşadı burada. Bu adam gelene kadar 100 senede bir şey yapamadılar. Sen şimdi dinle. 100 seneden sonra. Beni dinle bir dakika ya. Ecevit zamanında ne için oldu onlar? Niye oldu? Kıbrıs Savaşı'ndan hadi, çıktın kardeşim. Hadi ya ne Kıbrıs Savaşı'ndan kaç sene sonra? 90'larda oldu. Ne Kıbrıs Savaşı? 70'te oldu. 74'te oldu Kıbrıs Savaşı. Bırakın bu işleri ya. Cahil olmayın, akıllı olun biraz. Öyle mi? Evet. Sen misin akıllı? Akıllı değil, gerçekleri göreceksin. Abi, yaşadıklarını gerçekleri. Eskiden yaşayanlar görecek. Çözüm ben ne abi çözüm? Nasıl düzelecek? Ha çözüm insanlarda. Çözüm insanlarda şerefsiz şeyler de olmayacak. Bu esnaflar var ya, vicdansız, Allah korkusu olmayan. Ne ilgisi var? Ne ilgisi var oğlum? 1 liraya alıyor, 10 liraya satıyor be. Sen düşür elektriği. Neyi düşüreceksin? Nasıl düşüreceksin sen? Bağımlısın. Zamanında, İnönü zamanında Kerkük'ün muzulunu satmasalardı. O Kerkük muzulunun petrolleri bize gelmiş olsaydı. He. Şimdi biz rahat rahat hareket edecektik. Abi, şimdi hepsi dışarı bağımlısın sen ya. Elektrikte bağımlısın. Doğalgazda bağımlısın. Petrolde bağımlısın. Mazotta bağımlısın. Ne ile düşünüyorsun sen onları? Abi, nasıl düşünüyorsun ya? Bırakın bu işleri. Akıllı olun biraz akıllı. Dışarıdan gelecek şeyleri görün. Sakin abi. Yok öyle bir şey yok. Doğrusu bu. Biz yaşadık. Neler çekti ben ya emekliyken. Emekli olduğum zaman dışarıda çalışmayan geçinemiyordu. Şimdi geçiniyor mu? Geçiniyor tabii. Ya şu anda bak şu anda bak. Şu anda biraz sıkıntı var ama. Biraz tabii. Ya olur kardeşim dünya yanıyor. Dünya sadece Türkiye değil. Dünya yanıyor. Sadece Türkiye değil. Sesini konuşuyorsunuz da. Bu zamana kadar Allah'ın sever. Hangi ne gördünüz ya? Ne anlatıyorsunuz? Ne gördünüz? Hadi ben seni yaşatırım, seni yaşatırım. Ne gördün sen ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Ne görmedik ki? Ne gördün abi? 20 yıldan beri sen hiç hayatında böyle bir şey gördün mü? Görmedi. Ama ne güzel yönetiliyor. Daha ne istiyorsun? Dünya böyle. Ben niye yönetiyorum? Dünya böyle. Sen şimdi sadece bak kardeşim. Sadece Türkiye'de olsa, dediğin doğru. Dünya böyle yanıyor. Dünya. Sen neden bahsediyorsun? Ya bırakın Allah'ınızı. Ne konuşuyorsunuz ya? Ne konuşuyorsunuz ya? Ya bırakın Allah'ınızı. Çözüm kardeşim. Bak çözüm nedir biliyor musun? Bak çözüm nedir biliyor musun? Bak halkın böyle girmesi değil. Çözüm zaten halkın böyle girmesini istiyorlar anladın mı? Çözüm bu değildir. Çözüm nedir biliyor musun? Herkes birlik olacak. Daha güzel şeyler olacak ama ulan bütün milletten ne yapacak? Ulan darbe olur millet koşar. Abi darbe kim yapıyor? Darbe kim yapıyor? Kendi insanlarımız yapıyor. Kim yapıyor darbeyi? Yukarıdan hallo diyorlar darbe yapın diyorlar. Sen neden bahsediyorsun ya? Biz dışarıya bağlı olduğumuz sürece hiçbir yere gidemeyiz. Hiçbir yere gidemeyiz. Abi. Şimdiki genç nesil bak şimdiki genç nesil hiçbir şeyi bilmiyor. Senin demenle benim dememle hareket ediyor. Genç nesile söyle bakayım ne biliyor genç nesil ya? Ya abi o eski abi, bak gece, en gece, kötü zamanımıza. İşte, bak şimdi ileri doğru bakacaksın ileri doğru tamam mı? Geçmişe değil abi. Daima ileri doğru bakacaksın. Babanız dedeleriniz ne gördü siz ne gördünüz hiçbir şey. Ben de görmedim. Üretsek ne olur? Üretmemiz de. İşte Türkiye ürettiği için bu duruma geliyor.
buğdayımız vardı, ekiyorduk bugün. Tamam bekliyorduk, çok güzel söylüyorsunuz. Yani. Yine geleceğiz, yine biçeceğiz. Ama ne oluyor? Dışarıdaki diş göçler her şeyi toparlıyor, gidiyor. Diş, ya bak siz anlamıyorsunuz, siz ya boş verin. Siz takmışsınız buraya ya, siz boş verin ya. Herkes fikrini söylesin. Abi bak 2-3 kişinin lafı ile hareket etmeyin. Hikaye anlatıyor, hikaye hiç anlatmıyor. Ya de gel, gel. Boş hikaye, ne öğretiyor lan? Ne öğretiyorsun sen? Bu zamana kadar ne? Bir dakika. Tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, ne öğretiyorsun sen? Abi, tarımı bitiren kim? Tarımı bitiren kim? Ayçiçe. Yusuf, hayvan bile dışarı abi, giriyor. Sen, sen bugün yağı kim yapıyor? Şey kim yapıyor? Onu ne içiyoruz? Onun formülü var efendim, ben de içiyorum. Ne içiyoruz? Ya ne içiyorsun? Sen boş versene ya. Bu duruma gelmemizin sebebi zaten bu. Kendimiz ödeyeceğiz, kendimiz yapacağız. Gerisi hikaye. Onun formülü biz de içelim. Bedava konuşuruz. Bedava. Ya ne bedavası? Ne ödüyorsun? Boş ya. Ya şimdi... Bir dakika. Tank bileti verdiğiniz şey Ethem Sancağı. Yok kilit bir bin ne ödetiyor? Ne mi ödetiyor? Hiçbir şey yok. Ya Allah'ını seversen düne kadar bir mermi çıkartamıyordun. Bir mermi. Şimdi adam uçak karası, çıkartıyor. İya çıkartıyor. Şey çıkartıyor. Karası, daha ne istiyorsun? Nerede uçakta şeyde he? Oyuncak falanla uçuyor. Ya işte siz böyle düşündüğünüz için böyle olmuyor işte. Siz ne için o formülü verin biz abi? O formülü verin biz de içelim. Biz yine o. Bu içi dolu bir şey var. Abi bu hükümeti yıkın da ne olursa olsun bakalım ne olacak. İnşallah bak. İnşallah. 70 sene beri CHP. Lan adam 81 sene beri iktidara gelmiş CHP diyor ya. Dış güçler dış güçler. Ne dış gücü ya? Abi, ne dış gücü ya? Sen Avrupa'ya gizli gizli gidersen fısı fısı yaparsan sen olacaksın. Avrupa sana hiçbir şey yapamaz. Ya sen ne kendin, yapamaz sen boş versene ya. Yeli... Düne kadar Avrupa var. Şu 2023 boş, gelsin diye elimizden geleni yapıyor dedi. Boş. AK Partiliyim. Ben Büyük Birlik Partiliyim. Anladın mı? Tamam. Ben Büyük Birlik Partiliyim. Ben AK Partili değilim. AK Parti'ye oy verdin mi? He? AK Parti'ye oy verdim. AK Parti'ye de verdim. CHP'ye de verdim. MHP'ye de verdim. CHP'ye de verdim. Hepsine verdim. Hangine vermedik ki? Hangine vermedik? Söyleyin. Vermeyen var mı? Hadi söyleyin. Vermeyen var mı? Bak, AK Parti'ye verenlere bak. Bak. Hani? Ceplerinde sigara almaya para yok. Ya abi öyle düşünmeyeceksin. Ya, öyle düşün. Sen yarını düşünmüyorsan ertesi günü bulamazsın zaten. Yarını düşüneceksin. Yarını düşüneceksin. Bugünü düşünmeyen yarını bulamaz. Unutmayın. Evet, bugün de ekonomiyi konuştuk. Ekonomiyi de konuşurken işte dün mültecilere oy kullanma hakkını konuşmuştuk. Bugün gene tansiyon yüksek. Ekonominin bir an önce düzelip normale dönmesini istiyorlar. Çünkü hayat hakikaten gerçekten pahalı diyorlar. İşte 7 senedir Polonya'dayım. Buraya geldim 200 lira bozuyorum, 5 dakika sonra bitiyor. Bilmiyorum, anlamadım, ben de anlamadım. Anlamadım yani. Çok mu pahalı? Yüksek, şey? Yüksek. Ama neyden oldu ben de bilmiyorum. Peki şöyle sorayım. Buyurun. Polonya'daki enflasyon durumunu biliyor musun? Türkiye'deki enflasyon biliyorum, durumunu biliyorum. Tabii ki. Ya Polonya'da 100 lira cebime koyduğum zaman oranın parasıyla zloty olarak geçiyor. 100 lira koyduğum zaman günü geçiriyorum. Burada şimdi 1000 lira harcadım, hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun Polonya'da? Yemek yiyorum, sigaramı alıyorum, geziyorum, ulaşım hepsi. Yani hemen hemen hepsi günlük. 100 lira yetiyor. Bana yetiyor. Peki buranın 100 lirasıyla Türkiye'de ne yapıyorsun? Vallahi kaç paket sigara aldım? 4 paket sigara aldım 120 lira. 125 mi 120 lira mı? Kaç para harcaman lazım yani Polonya gibi böyle 100 lira para harcamak için burada? 500 garanti. 500 lira. Bana göre bilmiyorum. Bana göre. Ama 2 sene önce gelmiştim. Bu kadar değildi. Ama birlik olmak lazım. Hanımefendi siz neler diyeceksiniz? Çarşı pazar ekonomisi nedir? Biz pazara gittiği zaman 200 milyondan aşağı gidemiyorduk. Şu an 300 milyon çok fazla harcanıyor. Şey pahalı, hiçbir şey alamıyoruz. Mesela sebzeleri sorsam mesela çoban salata yapacaksın. Salata, evet. Domates, marul ne kadar? Mesela marul aldık 6 lira. Geçen hafta bir kere hafta 8 liraydı. O iyi gündü. Yani meyveler çok pahalı. Hiçbir şey alamıyor. Domates salatalık ne kadar? Domates salataları 14 liraydı. Biraz uygun gördük. Yani güzeldi. Ama meyveler biraz çok pahalı. Çocuklar meyve istiyor. Bir şey istiyor. Alamıyoruz şu an. Markete gidiyoruz. Yine market çok pahalı görüyoruz. Ama bu devirde her şey pahalı. Herkes şikayetçi de yani. Eşim de çok şikayetçi. Ya bir çözüm bulunsun istiyorsun. Evet, bu uygun istiyoruz. Bir şey alamıyoruz. Kiracıyız. Bir şey, yani zor durumdayız. Her şey ortada. Her şey ortada. Çaylar inmiş depoya. Zam gelince her şeyi depoya indiriyorlar. Anlamadım Türkiye ne oluyor? Saçını boyatıyorsun kaç para? Sebze alıyorsun. Ya ben saçımı boyatalı 6-7 ay oldu hemen hemen. Unuttum diyorsun. Evet unuttum. Kuaföre gidemiyorum ya. Ne kadar diyorlar şimdi böyle bir Şimdi yapıyorsun. Yani nereden baksan 200-250'den başlıyor. Bütçe zaten ortada herkesin. Asgari ücret. Sebze pazarı ne durumda? Ya pazar da aynı, sebze de aynı, şey de aynı, manavı da ayrı. Kıyafet, kombi yapacağım. Onlar ne kadar? Kombiye zaten ne zamandan beri mağazaya girmiyorum.
Unuttum aynı. Her şeyi unuttum abi, her şeyi unuttum artık. Kafamdan silmek istiyorum ya, yeter. Zamları da göndereceğiz. Yani göndereceğimiz belli. Kimi göndereceğimiz de belli. Aynen öyle. Ben tek bir örnek vermek istiyorum. Bundan yaklaşık bir 3,5 sene falan önce ben Mısır'a gidecektim bir seyahate. Mısır parasıyla beraber. Ya bizim paramız orada 5 katı ediyordu. Yani ederi öyleydi birim para olarak. Değeri yüksekti. Aradan bir 3,5 sene geçti. Şu an bir Mısır parası 0,87 kuruşa denk geliyor. Yani şimdi o zaman da Mısır batıştaydı. Galiba Mısır yükseldi. Biz batışa geçtik. Tersine döndü. Aynen, her şey tersine döndü. 30 TL'ye yaklaşık bir ay orada otelde kalabiliyordunuz. Bir ay. Yani yüksek bir kaliteli bir otel değil ama yine de kalabiliyordunuz. Aynen. Olmuş 5.25. Biz burada öğrenciyiz. Bir dolmuş 5.25 olmuş. Sadece kampüse çıkışımız, inişimiz zaten 10.5 ediyor. Bu sadece bir dolmuş parası yani. O arkadaş İzmit'ten gidip geliyor. Servis parası 20 TL. Sadece İzmit 40 TL. Ayrıyeten dolmuşları var bunun oluyor. Yani çarşıya indiğin gibi zaten cebinden para eksiliyor abi. Yani eksiliyor. Ya bir döner ayran kaç liraydı? Olmuş kaç lira ya? Üçümüz beraber. Abi biz de gazetecilik öğrencisiyiz. Aynen. Aynen. Yani pek de konuşmak istemiyoruz yani bu konuda. Tamam, abi, pek dile gelmek istemiyoruz. 7'den 70'e bu soruların cevabı aynı. Her zaman yani her şekilde aynı oluyor. Ama hani tek diyeceğim yani siyasilere biz hani vatanımıza deval gelmesin abi, anladın mı? Hani biz vatanımızı seviyoruz. Ülke bizim, hani dediğimiz gibi yani bir şeyler yapılmalı. Hani biz de vatan severiz yani, problem yok. Hani Z kuşağı falan bir yana artık. Biz de vatanımızı seviyoruz. Eleştiriyorsak evet. Aynen o şekilde abi. Yani biz de vatanımızı sevdiğimiz için bunları söylüyoruz. Yani zıt tarafta değiliz, öyle söyleyeyim. Yani vatanımızı veririz. Her zaman abi yani en ön safta giderim yani. Hiç öyle bir problemim yok. Fakat hani bir şeyler yapılması gerekiyor yani abim yani, anladın mı? Bıktırdı yani. Yani öğrenciyiz. 650 lira burs alıyorken o para yetiyordu bana. Şu an 850 lira burs alıyorum, yetmiyor abi, bir haftada gidiyor yani. Benim İzmit'ten maalesef gidiş gelişim şu an sadece bir aylık gidiş gelişim neredeyse bir ev kirasına denk geliyor. Ha, ev kiralarına bakıyoruz. Eşyalı tutmak istersem o paranın yine bir iki katını harcamam gerekiyor. Evet. Bir anlamı olmadı yani, ben yine serviste git gel yapmak zorundayım. Bunun yemeği var. Ya aynı şekilde bu Sakarya'da da gidiş geliş ücretlerim var. Bir de rejim yapmışsınız herhalde, anlaşılan böyle bakıyorum. Evet, evet, doğrudur abi. Var mı iş? Maalesef, keşke olmasa. Makarnaya devam. Makarna, noodle, paket yani. Aynen. Makarnalarla. Siz ne diyorsunuz? Öyle yemesin mi biraz daha? Siz makarnaya devam. Yok ben yurttayım ya, ben iyi besleniyorum. Tamam, seni muaf tutalım o zaman. Evet, yani beni biraz muaf. Kısacası biz devletimizi seviyoruz yani, hiçbir şekilde dediğim gibi karşıt bir görüşümüz yok. Biz ülkenin hani iyi yerlere gelmesini biz de istiyoruz da biraz daha, bu zamana kadar her şey süperdi. Bu zamana kadar her şey süperdi abi. Bundan sonra da olacağına da inanıyorum ben. Yani tek beklentimiz o. İnancımızı kaybetmiyoruz abi. Öyle söyleyeyim. Şahsi görüşümü söylemek istersem, arkadaşım da dediği gibi vatan konusunda sevgi sınırsız. Ancak eleştirdiğimiz takdirde bize gitmemiz gerektiği söyleniyorsa, çok eleştirdin sen, o zaman topla pılını pırtını git. Şimdi gittiğimiz takdirde vatan aynı ya da farklı şeylerle yaftalanıyoruz. Ben de bir insanım, benim de bir hayatım var. Ben de bu hayatı idame ettirmem lazım. Geleceği düşünmem lazım. Benim de çocuğum olacak. Ben neden çocuğuma acı çektireyim? Benim çektiğim şeyleri yaşasın. Ona farklı bir ülkede farklı bir hayat kurmaya çalıştığım takdirde yine aynı şekilde vatan aynı ya da farklı şeylerle yaftalanmış oluyorum. Ülkemizde herhangi bir birlik beraberlik yok abi. Yani şu an her şeyin fiyatı artıyor. Bunu dile getiriyorsun. Fakat karşıdaki insan, sen bunu görmedin ki. Sen ne yokluğu gördün ki? Biz bunları yaşadık. Siz hiçbir şey yaşamadınız. Bu gitsin de siz o zaman gününüzü görün. Yani bu ters cümlelerle karşılaşıyoruz. Bu cümleler yani bir katkı, bir çözüm sunar mı yani? Bu bir çözüm sunmuyor. Yani zam tersi kısımda da abi, yani bu zamlardan şikayetçi olan kısımda da biraz maneviyat eksikliği görüyorum abi, anladın mı? Hani iki tarafta da problem var. Tek tarafta değil problem. Birlik yok, anladınız mı? Hani bizim istediğimiz şey birlik yani. Bir hani artık çözüm arayışına geçmek istiyoruz yani. Hani iki tarafın bir aynen kavgayı kenara bırakıp işte ne bileyim
bir taraf Z kuşağını çok iyi kullanmaya çalışıyor. Bariz görüyoruz yani, biz de gazetecilik öğrencileriyiz. Bir taraf kendince hani geçmişi katarak bize örnekler veriyor. Biz bunların hepsini görüyoruz. Herkes birlik olsun abi. Tek diyeceğimiz şey o yani, anladınız mı? Yani biz kendi evimizde olduğumuz halde geçinemiyoruz. Kirada olan, ev geçindirmeye çalışan, çocuk okutmaya çalışan insanları düşünemiyoruz bile. Gerçi özetliyorsunuz ama peki ekonomik durumu soracağım. Ekonomik durumu nasıl sizce bu ortamda? Yani şu ortamda, yani şu an bir çay 70 lira olduysa diğerlerini düşünemiyorum ya. İnanın ki bak, geldiğimizden beri sadece geziyoruz ve hiçbir şey alamıyoruz. Elimize aldığımız her şeyin fiyatlarına bakıp olduğu gibi geri bırakıyoruz. Yani bu artık böyle devam etmemeli. Ben bu ülkede yaşıyorsam, ve şunu da değineyim. Suriyeli arkadaşlar, gelen Suriyeliler senden benden daha iyi geçiniyor. Ben gece vardiyasında çalışan bir insanım. İç vardiya çalışan bir insanım. Benim de evde oturup yatmak hakkım. Neden onlar oturduğu yerden para kazanıyorlar? Ekonomiye sıra gelince hepsi senden benden çok iyiler. Kimsenin bir derdi sıkıntısı yok. Evet, tabii ki de doğal olarak istiyoruz haliyle. Nasıl yani, çok pahalı. Garibanlar, yani durumu olmayanlar. Zor yani, zor geçiniyorlar evlerine. Hani sebze alamayanlar var, meyve alamayanlar var. Zor yani. Mesela siz evde çoban salatası yapıyor musunuz? Salata kesip? Ben tekim, ben yapabiliyorum ama 2-3... Ne kadar domates veya şey salatalıklar? Domatesin kilosu 15. Ben tek yaşamışken ben yarım kilo alıyorum. Salatalık 10 mesela, 12-13. Öyle o şekilde. Kendime göre... Türkiye'ye göre değil. Kendime göre işte bir çay 10 lira olmuş. Raflarda çay almış başını gitmiş. Durum hiç iç açıcı değil. Çarşı pazar nasıl? Çarşı pazar ateş pahası. Yani bir genç hiçbir şekilde kendine harcama yapamıyor. Şu anda yapılan her şey, insanların ayakta durma sebebi eş, dost, akraba, bireysel yardımlar yapıyor. Devletin yaptığı hiçbir yardım yok. 2 ay öncesine kadar bir 30 liraları görmüştü de şimdi 15 liraya düştü. Ya bu değişkenlik gösterebilir. Sebze meyve o kadar önemli değil. Bir çıkar bir iner. Önemli olan yakıt fiyatları. Yani 23 liraya dayanmış. Ya mevsimine göre domates iner çıkar. Bu o kadar problem olan bir şey değil. Önemli olan yakıt, enerji, elektrik, enerji. Bunlara yani asgari ücreti 4250 lira yaptılar. Hiçbir şekilde bir faydası olmuyor ki. Eridi mi asgari ücret tamamen? Tamamıyla eridi. Bir de yani asgari ücret dediğin nedir? Asgari ücretle böyle vasıfsız insan çalışır. Sen vasıflı insana nasıl olur da 4250 lirayı layık görürsün? Türkiye'nin %40'ı vasıflı asgari ücretle çalışması saçmalıktan ibarettir. Abi ekonomik durumdan herkes ağlıyor. Bak şurada 100 kişiye sorsan 99'u diyecek ki ben açım, ben üzerime kıyafet alamıyorum. Benim giydiğim ayakkabı 300 küsür lira. Tamam mı? Herhangi bir başkasını çevir, emin ol giydiği ayakkabı benimkinden daha pahalıdır. Benim kendi hani... Dayılar gelip diyor ya telefonunu çıkar, telefonunu çıkar diye. Benim kendi telefonum yok. Ben kardeşimin telefonunu kullanıyorum. Ben 2 ay öncesine kadar adını vermek istemediğim bir tane fabrikada çalışıyordum. İş azınlığından dolayı işten çıkarttılar bizi. Çalıştığımız patronumuz ekonomist. Evet. Ülke dışarısında hani çok büyük işler yapmış. Yurt dışına ihracat yapıyor. Sakarya Stadı'nı kendisi yaptı. İstanbul'da birkaç köprü kendisi yaptı. Hani malzeme verdi. Buna rağmen elemanlarına para vermiyor. Az önceki abi diyor ki asgari ücreti devlet belirlemesin. Tamam, asgari ücreti devlet belirlemesin. Ama sen işveren olarak senin de giderlerin var. Sen ona göre malzeme alıyorsun, ona göre şey yapıyorsun. Kaç para yapar asgari ücret? Abi işverene kalsa, tamam mı? İşveren hani zaten para vermek istemez. İşveren bana çalışsın, bana para kazandırsın ama ben ona para vermeyeyim. Bu kafada hepsi. Abi çok pahalı abi, her şey pahalı. Her şey pahalıdan geçirmeyiz. Çay olmuş 80 lira. Bu yani böyle olmaz yani. Sıvı yağ ne kadar olmuş? 150, 200, 250. Çok da o yağlar olmuş 45 lira. Pazara gidiyor musunuz salatalık? Dün aldım salatalık. 10 lira. Abi maf durumdayız. Bakar mısın şu elimdeki 3 poşeti, bunlara ne kadar vermiş olabilirim? 1000 lira. Ne 1000 lirası abi? Sadece bir poşet 1,5 milyar. Sen ne diyorsun? Ben de şaşırdım. Ayakkabım, altımdaki ayakkabıyı yeni aldım 450 milyon. Ya önceden 150-200 milyondu. Ne oluyor? Peki eskiden bu alışveriş, yani 2 sene önce bu alışveriş yapsaydın kaça yapardın? Abi en fazlası 1 milyar.
Şimdi 3,5 milyon para verdim. Ben eskiye göre dedim zaten. Ya eskiye göre baya baya şeyler var abi. Peki ne oldu? Bak şu ben şu altınının geçtiğimiz yaz Ağustos ayında tanesini ben aynen 11 gram 4,5 milyar aldım. Şimdi ne kadar biliyor musun? 10 milyar 100. Düşün. Sadece bir sene olmadı. Kaç ay içinde? %100 arttı mesela. Abi bayağı arttı. Abi onu bilmiyorum. Benim kendi evim var. Ben 1 milyon 100'e kiraya veriyorum. Herkes hani pahalı şey yaparken ben burada kalıyorum, kirada kalıyorum. 2,5 milyar kira veriyorum. Boş eve. Bayağı pahalı. Ne olacak yani bu zamlar? Yani bir yerde durması lazım. Abi çocuğum... bilmiyorum. Tayyip Baba'ya söylemek lazım onu. Artık söyle. Bize de bir sahip çıksın. Söyle. Hani sarı mikrofonda olduğumuz gibi başkanım bize de sahip çık. Artık hiçbir şeye yetişemiyoruz. Her şey çok pahalılaştı. Kendisi sarayda ne güzel. Oh. Biz buradayız. Ya, ya zam var alamadık ki. 10 gün maaşımızı alamadık ya. Nereden alamadın? Kaymakamdan. He? Kaymakamdan ya. Kaç para veriyorlardı? Bana 680 lira para veriyorlar. Geçti mi günü? Günü geçti daha. Niye vermiş sormadın mı? Bilmiyorum valla. Çalışana hayat pahalı değil abi. Niye? Parası var, huzuru var. Çalışan adama hayat pahalı değil bence. Diyelim asgari ücret alıyorsun 4250 lira. Yeter mi para dışarıda? Yetmez abi. Ailesi olana yetmez. 4 çocuklu bir aileye yetmez. Ne yapacağız? Kira yani. Zamanında okumamış abi. Bir okumuş adamın haline bak, bir okumamış adamın ama haline bak. Ne soruyor şu anda? Mesela bir pantolon kaç para oldu? Bir ayakkabı. Ben vallahi abi geçen 370 liraya aldım Ender'den. Önceden kaç paraydı? Önceden abi ben 70 liraya aldığımı da biliyorum, 100 liraya aldığımı da biliyorum. Değişiklik oluyor abi, her zaman aynı fiyatta kalacak değil ya. Sen asgari ücret 2,5'tu değil mi eskiden? Şu an abi 4250, o da yükseldi. O da aynı kalmadı. Bunlar da böyle yani. Abi her geçen gün artmaya devam edecek, biliyorum. Mesela şu 300 liralık pantol, yani 4 ay sonra 400-500 lira olacak. Her zaman kalmayacak yani 300 lirada. İyi değil abi ya, kötü bence ya. Mesela örnek vermek gerekirse. Abi bir ekmek olmuş 3 lira sonuçta yani. Hani. Mesela yüzündeki gömlek pantolon ne kadardı? Şu 200 lira abi mesela bir gömlek yani. 2 sene önce abi taş battısın 80 lira falandır yani. Ya abi herhalde bilmiyorum ya, ekonomi sıkıntıda ya. Bence bilmiyorum yani ama. Sıkıntı ama ekonomi. Ya abi kimse bir şey alamıyor ki zaten çıktığında çarşıya ya. Öyle bakıyor yalandan yani. Ben sonuçta bir öğrenci olmuş 6 lira şimdi. Bir yol parası olmuş kaç para? Ekonomi var mı? Olmayan ekonominin neyini konuşacağım? Parası hayat olmuyor mu? Var demek ki. Vallahi 3443 emekli maaşı alıyorum. Harca bitmez A101 gibi. Bitmiyor bir türlü, nasıl bitmiyorsa. Niye bir anda böyle her şey arttı? Böyle para yetemez abi. Ekonomiyi bilmeyen adamlara, liyakatsız adamlara ekonomiyi teslim edersen böyle olur. Peki kim düzeltecek bunu? Kim yönetecek bunu? Ne yapacağız böyle? Ben. Abi baklayı vatan... ne kadar aldın pazarda? 15 lira. Kilosu 15 lira. Hı-hı. İyi, fena değil gelin. İlk çıktığında 30 lira falan da herhalde. Tarım politikasını ona göre uygulamaları gerekiyordu. Ama Türkiye'de maalesef tarım politikası diye bir şey yok. Adapazarı en basit örneği. Türkiye'ye bakacak Adapazarı, Pamukova, Akova betonla dolduruldu. Şu anda dışarıdan gelmek durumunda kalıyor birçok ürün Adapazarı'na. Halbuki Türkiye'ye bakacak durumdaydık biz. Kıymetli toprağı vardı. Bitti. Bitti. Nerede o sarı patates? Soğan. Soğan. Nerede Adapazarı soğanı sarı patates? Kaba. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bu millete anlat. Anlatırken derimizde tüy bitti ama. Olmasın beton mu yiyeceğiz? Valla belli değil mi? 1 liraya aldığımız ekmeği 2 liraya yedik, 3 liraya çıkarttık. Peki bu pandemiden sonra ne oldu da bütün fiyatlar böyle arttı? Valla onun en büyük birinci nedeni pandemi, savaş. Tabii bunlar da faktör ama en büyük nedeni ülkenin iyi yönetilememesi. Biraz daha açarsak başarısız bir hükümet olması yani. Bundan adaletli, liyakatlı kişilerin artık görev başında olmaması. İşi bilmeyen insanların devlette önemli kademelerde yer iştigal etmesi. Ve bunun sonucu olarak da... Yani biz üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine geçirmesi. İthalata dayalı bir sistemin hakim kılınması. Yani ekonomilerde biliyorsunuz, ben de az buçuk ekonomistim biliyorsun. Yani şey, üretim yapmadan bu enflasyonu düşürmek mümkün değil. Bir malın değeri bulunmadığı zaman artıyor, çoğaldığı zaman azalıyor.
Bu durumun artık sürdürülebilirliği kalmadı. En kısa zamanda bir değişim şart. Çünkü artık vatandaş mevcut hükümetin bu işi başarılı bir şekilde yönetebileceğine inanmıyor. Ben de inanmıyorum zaten. Pazar sebzelerine bakmadık biz bugün. Giyimlere baktık. Öyle mi? Evet. Giyimler ne kadar? Onlar giyimler da çok pahalı. 1 milyar bir ceket. Yani düşün gerisini artık. Ev mi alıyoruz? 500'den. Evler de pahalandı. Evet, benim eşim de tır şoförü, diyor ki kamyon mu alıyoruz diyor. Öyle. Ne olacak abla böyle? Vallahi bilmiyorum. Hadi biz birkaç kişi geçinebiliyor ama çoğusu geçinemiyor yani. Peki eve gelen o maaş geçindiriyor mu yani? Yetiyor mu para? Yok canım, nerede yetiyor? Çocuk bir araba istiyor 3-4-5 milyar. Küçücük bir araba. Ev almaya kalksan ne olacak? Ev zaten alamıyoruz. Alacaktık hatta. 1 trilyon dediler önce. Ondan sonra kadın Tayyip şeyleri indirince faizleri, bu sefer 1,5 trilyona çıkardı evi. Siz de vazgeçtiniz. Biz de vazgeçtik. Şu an kirada oturuyoruz. Allah kolay gelsin. Yani hem maaşımız da kiraya anca yetiyor zaten. 2 milyar kira veriyor şu an. Hayat ucuz. Her şey ucuz. Ne kadar ucuz? Güzel yani, hayat güzel. Sıkıntı yok ki. Ne var ucuz mesela? Ayakkabı kaça boyuyorsun? 5 lira. 5 lira mı? He. Yetiyor mu sana? Yetiyor. 10 lira veren de var, 20 lira veren de var. Yani hayat pahalı değil ki. Tamam. Adapazarı'nda pahalı değil de. Başka yerde bilmiyorum.